Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Beni ilk defa görüyorsanız ben Emine. Bugün sizlerle birlikte bu Güney Kore'de kadın olmanın dezavantajlarıyla alakalı bir video paylaşacağım sizinle. Aslında sadece Güney Koreli sınırlı değil. Hani bunu sadece Güney Koreli'yle ilgili söylemiyorum ama ben Güney Kore'de yaşadığım için Güney Kore'de yaşanan olayları anlatacağım. Ben böyle defterime kaydettim. Şöyle notlar aldım. Bu videoda size neredeyse 4 tane davadan bahsedeceğim, yaşanmış olaylardan bahsedeceğim. Bu videoyu en iyi anlatmanın yolunun bu olduğunu düşündüm. 4 tane size yaşanmış davalardan bahsedeceğim ve bunlara karşılık alabileceğiniz önlemlerden bahsedeceğim. Ucu bucağı olmayan bir konu bu. Bu demek değildir ki bu olayları sadece Güney Kore'de yaşayacaksınız. Hayır, bu olayları dünyanın her yerinde de yaşayabiliyorsunuz. Ki zaten keza biliyorsunuz Türkiye'de de yaşanıyor. Bu arada videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videoya beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Bana destek olmuş olursunuz. Neyse tamam. Çok fazla sizi sıkmıyorum ve hemen başlıyorum. Şimdi ilk davamızdan başlayacağım. Bu dava benim gerçekten tüylerimi ürperten bir dava. Şillim davası, yani Şillim olayı. Bu olay 28 Şubat 2019'da, yani bize çok da uzak olmayan bir tarihte gerçekleşiyor. Seul Şillim tarafında gerçekleşiyor. Şillim'i de şöyle anlatabilirim. Daha çok böyle öğrencilerin kaldığı, nasıl söylesem, genellikle böyle tek odalı evlerin olduğu, böyle 1+1 ya da 1+0 evlerin olduğu, işte dediğim gibi öğrencilerin kaldığı ya da göçmen kişilerin kaldığı bir yer Şillim. Ben Şillim'e çok yakın bir yerde yaşadım ve biliyorum, hani benim tarafımda da vardı böyle bayağı hani o tarz yerleşim alanları. O yüzden çok da güvenli olmadığını da farkındayım. Şimdi size bir video izleteceğim ve o videodan sonra zaten benim ne demeye çalıştığımı çok iyi bir şekilde anlayacaksınız. Videoyu izledikten sonra yaşadığınız o tüy dikenlenmesi, böyle bir baştan aşağı kaynar suların dökülmesi. Evet, ben bu videoyu her izlediğimde böyle yaşıyorum. Gördüğünüz kişi o kızcağızı bütün yol boyunca takip ediyor ve kız saniyelerle kurtuluyor. Kurtulmasaydı ne olabilirdi? Düşünelim, tecavüze uğrayabilirdi, işkence görebilirdi, kaçırılabilirdi, öldürülebilirdi. Bunların hepsini yaşayabilirdi. Çok kötü bir travma. Kız kapıyı kapattıktan sonra çocuğun işte yetişmeye çalışması, çocuğun kapıyı tıklaması falan. Bunları geçiyorum. Güney Kore'de kullanılan keypadler vardır. Onlara keypad deniyor. Şifreyi giriyorsunuz ve kapı öyle açılıyor. Kapıyı kapattığınızda kapı otomatikman kendisini kilitliyor. Yani siz kilitlemiyorsunuz kapınızı. Şifrenizi girerken parmak izleriniz kalıyor. Bu olayda, bu videoda yaşanan bence en tüyleri ürperten olaysa, çocuk flaş tutuyor. Keypad'e karşı flaş tutuyor ki parmak izlerini görüp hangi numaraları tıkladığını görebilmeye çalışıyor. Yemin ediyorum tüyleri ürpertici. Bunu da ben şöyle bir çözüm buluyorum. Şifremi giriyorum. Kapı tam açılırken şifremi girdikten sonra elimle böyle bir üstünden geçiyorum ekranın o tuşları girdiğiniz yerleri. Bu video bildiğiniz viral oluyor. Yani gerçekten çok böyle popüler oluyor. Herkes izliyor. Herkes böyle imzalar falan topluyor. Ve bunun sonrasında zaten çocuğun yüzünde görüyorsunuz zaten videoda. Bunun sonrasında çocuk kendisini, aslında çocuk da değil, adam, kendisini teslim ediyor karakola. 30'lu yaşlarında, yani o adam 30'larında bir adam. Ve ilk teslim ettiğinde polis de kendisini tutuklayamıyor. Çünkü sözde herhangi bir, yani bir aksiyonda bulunmamış. Yani kapıyı açsaydı suçta bulunabilirlerdi. Ama şu anda kapıyı açamadı ve kıza herhangi bir şey yapmadığı için, böyle saçma salak bir şey, kendisini suçlayamadılar ilk başta. Ama bunun sonrasında 70 bine yakın, ya da bilmiyorum 70 binden fazla imza toplanıyor. Ve bu adamı tecavüze teşebbüsten hapse atıyorlar. Yani suçluyorlar. Ama eğer ki böyle imzalar toplanmasaydı ya da bu işte güvenlik kamerası görüntüsü çok fazla popüler olmasaydı, adam şu anda gerçekten de sokakta dolaşıyor. Hala dolaşıyordu. Şimdi bu olayla ilgili alabileceğiniz önlemlerden size bahsetmek istiyorum. Genellikle arkanızdan birisinin yürüdüğünü düşünüyorsanız ben nasıl yapıyorum? Eğer ki arkamdan birisi yürüyorsa ve ben bu durumdan rahatsız olmuşsam duruyorum. O kişinin beni geçmesini bekliyorum. Hani tabii ki de yine saldırılabilir, yine bir şeyler olabilir ama hani en azından içim birazcık daha rahatlamış oluyor. Yani en azından takip edilmediğimi düşünüyorum. Bunun dışında Güney Kore'de yapılan gerçekten çok güzel girişimler var bu konuyla alakalı.
dediğim gibi stalker çok olduğu için, Güney Kore'de bunu bildiği için bazı yollar var. Onun resmini bulabilirsem koyacağım. Bu yolda kadınlar rahat bir şekilde yürüyebilirler. Bu yol güvenli bir yol. Çok böyle sessiz, sakin yerlerde de olabiliyorlar. Pönicam nedir? Bakkal diyelim. Güney Kore'nin bakkalları. Mesela atıyorum başınıza bir şey geldi. Birisi sizi takip ediyor ve kaçmanız gerekiyor. Kendinizi direkt onlara atıyorsunuz. O bakkalları atıyorsunuz. O kişilerin ya bir butonu oluyor. Böyle acil çağırma butonu oluyor. Ya da telefonları oluyor. Bunlar işte polisi arıyorlar ve en yakın polis merkezinden polisler geliyor. Dediğim gibi Güney Kore'de yaşanan alınan önlemler de bunlar. Benim alabildiğim önlemler de bunlar. Şimdi geldik ikinci olayımıza. Bu olay yani çok büyük bir dava yani. Bu gerçekten çok büyük bir dava. 7 Brezilyalı kızın K-pop amacıyla Güney Kore'ye getirilmesi. Haziran 2019 yılında 7 tane Brezilyalı kıza sosyal medya üzerinden bir teklif geliyor. Hem Güney Kore'ye ücretsiz bilet gidiş dönüş olarak hem de K-pop idoli olma şansı. Modellik, K-pop idoli, hani K-pop sektöründe bulunma şansı içeren bir teklif geliyor kızlara ve bu 7 kız da 20 ila 30 yaş arasında böyle gerçekten K-pop'u çok seven, K-dramaları, yani Kore dramaları, Kore pop'unu çok seven, Kore kültürünü çok seven kızlar ve hani böyle de bir teklif gelince kendilerine tabii ki de kabul ediyorlar. Bu süreç nasıl oluyor? Hani bu süreç nasıl gelişiyor bilmiyorum ama 7 tane kız günün sonunda Güney Kore'ye gidiyorlar ve Güney Kore'ye gittikleri andan itibaren bu sözde ajans kendilerine ulaşan kendilerinin dönüş biletlerini iptal ediyor gider gitmez ve kendilerinin pasaportlarına el koyuyorlar. Ilsan ve Paju isimli şehirlere götürüyorlar. Genellikle şimdi ben size şöyle söyleyeyim. K-pop entertainment binaları genellikle hep Seul içerisindedir. Gangnam tarafındadır genellikle hepsi. Ve böyle Ilsan ve Paju gerçekten çok böyle bahçeli bir alan. Yani hani böyle çok yaşam olan bir alan değil gerçekten de. Ve hani burada olması da imkansız. Ve büyük ihtimal kızlar da Kore'yi, Korece'yi pek fazla bilmedikleri için neler döndüğünü pek fazla anlayamıyorlar kendileri. Ve kızlar Kore'ye döndüklerinden tam 3 gün sonra kendilerini yetişkin marketine, yetişkin pazarında satıyorlar. 250 ila 1500 dolar arasında bir fiyata ve kendilerini yapmak istemedikleri şeyleri zorluyorlar. Sadece işte giriş dönüş biletini alıyorlar ve sonra dönüş biletini iptal ediyorlar ve diyorlar ki dönüş biletini almak için, o parayı alabilmek için bu şekilde çalışman gerekiyor diyorlar ve onları bu tarz şeylere zorluyorlar. Ve onların kaldığı odalardan birisinde birisi de kalıyor ve sürekli 7/24 onları gözetliyor. Ve bu yüzden de kızlar hiçbir şekilde polise ulaşamıyorlar. 17 Ağustos'ta kızlardan birisi böyle bir boşluk bularak Güney Kore'deki Brezilya konsolosluğunu arıyor. Böyle bir şey olduğunda yapılabilecek en mantıklı olayı yapmış. Konsolosluğu aradıktan sonra konsolosluğu polisle iletişime geçiyor ve baskın yapılıp kızlar kurtarılıyorlar. Aslında burada çıkartmamız gereken gerçekten çok büyük dersler var. İnsanlar çok fazla üçkağıtçılar ve İnsanların sevdiği şeyleri bu kadar çok fazla kullanıyorlar. Çok berbat şeyler için kullanıyorlar. Bu tarz şeylere lütfen ama lütfen inanmayın. Bunlar gerçek değil. Özellikle sosyal medyadan gelen hiçbir mesaja inanmayın. Bu tarz şirketler genellikle sizinle e-mail yoluyla iletişime geçerler. İletişime geçtiklerinde her zaman logoları vardır, iletişim numaraları vardır, adresleri vardır. Yani her zaman onlara böyle somut bir şekilde ulaşabileceğiniz bir kanıt sunarlar size. Ve bunu kesinlikle e-mail üzerinden yaparlar ya da telefonla iletişime geçerler. Mesajdan, DM'den, Twitter DM ya da Instagram DM, hani bir sosyal medya aracını kullanmazlar. Polisi arasaydı hiçbir şekilde iletişime geçemeyecekti ve hiçbir şekilde kendini açıklayamayacaktı ve hala belki de kurtarılamayacaktı. Konsolosluğunu aradı, kendi dilini bilen birisini aradı ve süreyi daha da kısalttı ya da kendilerine çok daha fazla zarar gelmeden kurtuldular bu durumdan. Şimdi geldik son değil, sondan bir önceki olayımıza ve bu olay gerçekten çok üzücü açıkçası. Şimdi bu olayı ben size kısa olarak nasıl anlatabilirim? Bu olay Telegram üzerinden, Telegram isimli uygulama üzerinden gerçekleşen bir olay. Kişilerin Telegram üzerinden bir ücret ödeyip, bu büyük ihtimal Bitcoin oluyor, tehdit edilen ve tehditle yapılması zorlanan kızları izliyorlar chat odalarında. Hani bunu size kısaca böyle anlatabilirim. Telegram'da nasıl bir şey? WhatsApp, KakaoTalk, Line gibi bir uygulama. Şimdi olay şöyle ilerliyor. Bu chatroom'un en başındaki kişi Jojunpil miydi? Bilmiyorum. İsmini ben buraya yazarım. Kendisi. Nickname'i de Paksa.
Paksa herhalde profesör gibi bir şey anlamına geliyormuş. Kişilere ya link gönderiyor ya da onlara işte ne bileyim sosyal medyan çalındığı işte buralara falan filan girerek sosyal medyanı kurtarabilirsin diye linkler gönderiyor. Kişiler de kendi sosyal güvenlik numaralarını giriyorlar. Sosyal güvenlik hani bizdeki işte TC kimlik numaramız gibi bir şey. Güney Kore'de özellikle de kimlik numaranızı, kimliğinizin üstünde bulunan o numarayı kimseye vermeyin. Hiçbir yere göstermeyin. Yani öylesine birisine kimseye vermeyin. Çünkü bu şekilde sizin adresinize, telefon numaranıza yani çok detaylı şeylerinize ulaşılabiliyor. Ya da şey diyorlar mesela işte sana işte hazır para, çok kolay para kazanabilirsin. İşte bir gecede şu kadar para kazanabilirsin. İşte çok daha böyle kolay para kazanmak isteyen kişiler tamam diyor falan filan işte sigortanı yapacaksın işte ya da şöyle bir şey yapacaksın bana işte sosyal güvenlik numaranı ver diyor. O da veriyor ve o zaman da tehdit alıyor. Toplamı 75 tane kız tespit ediyorlar. Neredeyse birçoğu yaş sınırının altında işte 14 yaşında, 15 yaşında ve en düşüğü, en küçük yaştaki ise 11 yaşında ilkokul öğrencisi. Bu sohbet grubuna kaydolmuş 10.000 kişi var. Bunun için para ödeyen, hani tespit edilen bir de. Hani para ödemiş ve tespit edilen 10.000 tane kişi var. Şimdi para ödeyen de derken hani istek atıyorlar hani işte şöyle şöyle yapsın, şöyle şöyle giysin, şunu şunu yapsın, şunu şunu söylesin gibi şeyler istiyorlar. Ve bunun için de bir ücret ödüyorlar. Sonra kızlardan bu resimleri ya da bu videoları istedikten sonra çok iğrenç, berbat, mide bulandırıcı şeyler yapıyorlar. Belirtilene göre bu 10.000 kişinin içinde bu ücret ödeyip bu videoları alan kişilerin içinde CEO'lar, ünlüler, influencerlar, spor dallarında çalışan insanlar, bunların hepsi var. Hepsi var. Şu ana kadar isimleri yayınlanmadı. İsmi yayınlanan tek kişi Paksa denilen o adam. 24 yaşında kendisi. 24 yaşında normal böyle üniversiteye gitmesi gereken bir adam. Gelmiş böyle bir chat room açıyor ve kızlara resmen 75 tane belirtilen 75 tane kadına resmen bildiğiniz taciz ediyor kadını. Paksa ile birlikte 17 tane daha operatör tutuklanıyor ve bu operatörlerden en küçüğü 16 yaşında. Lise öğrencisi 16 yaşında. Kendisi bir lise öğrencisi. Böyle hastalıklı bir chat room'u operatörlüğünü yapıyor. Resmen bir çocuk yani. Hani çok çok kötü ya, çok kötü. 10.000 kişi resmen para ödüyor. Para ödüyor ki böyle şeyler izleyebilmek için. Neyse buradan da çıkartabileceğimiz ders de lütfen sosyal kimlik numaranızı her neyse hiç fark etmiyor. Vermeyin bilgilerinizi, her yere girmeyin, herkesle paylaşmayın. Özellikle Güney Kore'de sakın yapmayın. Kimliğinizi sakın açıkta unutmayın. Ve son olaya gelecek olursak da son olayla ilgili çok fazla bir bilgim yok. Çok fazla araştırma yapamadım çünkü Korecem olmadığı için. Onu işte Dongo'ya falan sormam gerekiyordu ama sormayı unuttum. O yüzden şu anda aklımda olanları paylaşacağım size. Seoul Station, Seoul istasyonunda. Bunu nasıl söyleyebilirim ya? Adam resmen kızı dövüyor. Hani ilk başta şöyle düşünüyorsunuz. Belki de hani sevgilisi, kocası, kardeşi, babası, kuzeni bir şey hani ne bileyim bir akrabası bir şey düşünüyorsunuz ya da bir arkadaşı bir şey düşünüyorsunuz ya da ne bileyim iş arkadaşı falan diye düşünüyorsunuz. Kadına şiddet var yani diye düşündüm. Ama daha sonra şöyle dedi bana. Çocuk kadını tanımıyor, kadın da çocuğu tanımıyor. Hiçbir şey yok. Ortada hiçbir şey yokken, ciddiyim hiçbir şey yokken kadını dövmeye başlıyor adam. İnanabiliyor musunuz? Yani delirme sebebi. Bunu gerçekten de çok iyi araştırmadım işte. Adama ne gibi bir suç verdiler, ne yaptılar. Bunu çok iyi bilmiyorum. Her neyse bu kadardı. Güney Kore'de kadın olmakla alakalı böyle dezavantajlar ve yaşanan olaylarla alakalı böyle bir videoydu. Ben çok yoruldum. Çok acıktım. Ve boğazım çok ağrıyor. Çok fazla konuştum. Umarım beğenerek ve beğenerek izlemişsinizdir. Sizin düşünceleriniz nelerdir? Hangi dava sizi daha çok etkiledi mesela? Hani bu anlattığım 4 davalar arasında hangisi gerçekten sizi daha çok etkiledi? Lütfen bunları benimle paylaşın. Sizin yaşadığınız bir olay var mı? Ya da sadece Güney Kore değil, yurt dışında yaşarsınız. Ya da ne bileyim kendi ülkemizde de yaşasak. Yaşadığınız böyle bir olay var mı? Bizimle paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim. O zaman benim gitme vaktim geldi demektir. Beni desteklemek isterseniz kanalıma abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.